Evet, az çok isimleri geçiyordu. Şimdi kendilerini de göreceğiz. Hazarlar arkadaşlar. Buyurun. Yani Hazarlar deyince aklımıza ilk gelmesi gereken Museviliği benimsemiş. Hı-hı. Yani Yahudiliği benimsemiş. İlk ve tek Türk devleti olması. Ama Yahudilerin kendi dinleri dışından birisini bünyelerine almadığını biliyordum ben. Çok ilginçti değil mi? Dolayısıyla evet. Da çok istisnai bir durum var. Yani bu kurala rağmen bunu benimsemişler. Diğer Yahudilerin umurunda olmamış, Hazar Türklerinin de umurunda olmamış. Onlar devam etmişler. Yani Yahudiler bunları kabul etmiyorlar Yahudi olarak ama bunlar kendilerini Yahudi olarak evet, kabul ediyorlar. Evet, ayrı bir şekilde. Bir bağlantı öz kuruyorlar. Yani biz tek tanrılı bir din olduğu için buna inanmak istiyoruz diyorlar ve siz bizi almasanız da bu bizim hakkımız deyip inanıyorlar. Gök tanrı ile benzeşmesi de tabii önemli yani yine tek tanrılı olmasında. Hazarlar 1. Göktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra Karadeniz'in kuzeyi ve Kafkaslar'da bir krallık kuruyor. Hakanlık diyoruz burada ama krallık kelimesini de kullanabiliriz. Başa geçenler için yani görev aynı görev çünkü. Bizans, Sasani ve Müslüman Araplarla her anlamda ilişki kuruyorlar. Yani askeri açıdan zaman zaman ücretli askerlerin alınıp verildiği oluyor. Bazen askeri grupların birleştirildiği ve başka devletlere saldırıldığı oluyor. Dolayısıyla da bu da siyasette birleştiklerini ve ticarette yani günlük hayatta çoğu zaman ortak ilişkilerde bulunduklarını gösteriyor. Bizans-Sasani savaşlarında biz Hazarların Sasanilerin zayıflamasında etkili olduğunu görüyoruz. Yani biz daha önce başka Türk devletlerinden bahsederken Sasanilerle işbirliğini söylemiştik. Mesela Avarlar İstanbul'u birlikte kuşatıyorlardı. Oysa burada bir başka Türk boyu bu sefer Bizans'ın tarafını tutuyor. Niye böyle bir şey var? İşin içine ticaret girdiği için yani hem toprakların ilerleme yönü yani fetih yönü hem de gelirlerin kaybolmaması adına kendi devlet çıkarlarını, ülke çıkarlarını korumak üzere böyle hamlelerde bulunuyorlar. Böylece Hazarlar ve Müslümanlar karşı karşıya geliyor. Yani bir savaşın içerisinde iki farklı tarafta yine Türklerin birbiriyle savaştığını görüyoruz. İlk defa görmüş olmuyoruz bunu zaten. Hazarlar ile Müslümanlar arasındaki ilk savaş esasında çok daha geriye inersek Hazreti Osman zamanında yani Dört Halife devrinde meydana geliyor. Fakat burada kesin bir sonuç yok. Zaten geri çekilme söz konusu olduğu için net bir şey elde edilemiyor. Emeviler zamanında yine devam eden savaşlar var. Fakat Türklerin Abbasiler zamanında yavaş yavaş İslamiyet'i benimseme sayısı yani nüfus olarak bu sayı artıyor. Bunun sebebini de Abbasilerin ümmetçilik politikasına bağlıyoruz. Yani Emevilerde biraz daha ırkçı bir politika var. Kendi içine kapanıyor ve kendi soyundan gelmeyenleri biraz daha dışarıda bırakıyor. Daha alt görevlerde tutuyor. Fakat Abbasiler İslam dinini benimsemişse herkese eşit davranıyor. Dolayısıyla Türkleri de bu dine çekmek açısından nüfus olarak artmış olmasını sağlıyor. Doğu Avrupa'nın en büyük devleti haline geliyor Hazarlar. Yani coğrafya olarak genişlemesi açısından. Yoksa nüfus diğerleriyle kıyaslanabilir. Orada farklılıklar olabilir. Hatta burada en altta vermişiz. Hazar barışı diye bir deyim var o dönemde. Kendi nüfusu içerisinde yaşayan birbirinden çok farklı dinlere, dillere mensup herkese hoşgörüyle yaklaşıyor. O yüzden de yani kendi toplumu içerisinde sosyal bir barış ve sosyal bir adalet var. Bu da Hazar barış çağı olarak adlandırılıyor. Hatta altın bir çağ olarak kabul ediliyor. Ruslar Hazar Hakanlığı'na son veriyorlar. Daha önce Altın Ordu Devleti'nden bahsetmiştik. Bu Altın Ordu Devleti'nin bir kısmı içerisinde Ruslar da mevcuttu. Fakat burada bahsettiğimiz daha ayrı yani Moskova Knezliği gibi diyebileceğimiz bir knezlik boyutunda. Prenslikten biraz daha küçük bir boyutta Rus Devleti diyebiliriz. Bu dönemdeki ticari canlılıksa Hazar ülkesine bolluk ve zenginlik getiriyor. Çünkü barış içerisinde olan, huzur içerisinde olan her toplum ticari faaliyetlerinde de bir aksama yaşamadan bunları sürdürebiliyor. Rahat rahat kazancını alabiliyor, vergisini alabiliyor. Yönetici zümresi Musevi fakat demin de bahsettiğimiz gibi farklı dinlere inanan insanlar da var. Hazarların en büyük etkisi
Ruslar üzerine oluyor. Zaten Ruslar son verdi dedik ya, şimdi niye Ruslar? Çünkü devlet ve ordu teşkilatını Hazarlardan alıyorlar. Yani yine Türk devlet ve ordu teşkilatını biz Rusların yaptığı, yaşadığı devlette aynen görüyoruz. Yani birebir sanki hani şey olur ya, bazı şey copy paste deriz. Kopyalayıp yapıştırmış gibi birebir aynı teşkilatlanmayı uyguluyorlar. Günümüzde çok meşhur olan Hazar Denizi'nin adı, işte bu Hazarlar denilen Türk devletinden kalmış ve hala kullanıma devam ediyor. Bir de tabii Arap ülkelerinden ta işte Hazarların yaşadığı bölgeye, Bizans'tan doğuya uzanan tüm ticaret yolları da buradan geçtiği için oldukça sağlam vergi topluyorlar. Bu da tabii ki huzura katkı sağlıyor, ülkedeki huzura.